Bank'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu. 15 bin nüfuslu ilçe boşaltıldı. Halk Bank'ın katkılarıyla. Bugün aramadım ama bilir o beni. Çok uzaktayım ama görür o beni. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Her biriniz evime, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabah sabah açılışımız böyle mayalıyla oldu. Şimdi çok ellemeyeyim, üzerini kapatacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bazlama. Ekmeğimiz yok. Bir de ekmeğe bitmeye üşendin, şimdi bazlama mı yaptın diyeceksiniz. Aynen öyle. Bazlama yapayım dedim. Hem de böyle yarın kursa gidene kadar kahvaltımızı yaparız. Artık geç gidiyor. Şimdi malzemelerini sayacağım. Şöyle kapatalım. Hamur makinesiyle yoğurdum. Normalde elle yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi malzememizde neler var arkadaşlar? 1 su bardağı süt, 1 su bardağı suyumuz var. 250 milim bardakla ölçtüm. Hatta ben ölçü kabımla yaptım. Daha sonra yarım paket yaş mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 3 tane kesme şekerimiz var. Normalde 4,5-5 su bardağı un alıyordu. Ama benimki bugün ya sütü ya suyu kaçırdım. 6 su bardağına yakın aldı. Şöyle cıvık bir hamur elde ettim. Şimdi bunu 1 saat dinlendireceğim. Sonradan da ne yapacağız? Sizlerle beraber güzel burada ufak ufak açacağız. Tavada kızartacağız diyecektim. Tavada pişireceğiz bakalım inşallah. Şimdi bu dinlenmeye geçsin. Ben de yatağı falan böyle toparladım. Elimi toparlayayım. Mutfakta tekrar buluşuruz. Buraları boşalttım. Şuradakileri falan da aldım. Şimdi bana bir haller oldu. 3'te yattım. 8'de gözlerim açıldı. Şöyle havamıza bakalım. Yine mis gibi kuşlar. Hava çok güzel yine. Nasıl uçuyorlar görüyor musunuz? Buralar yine batmış. Çiçeğim de tekrar böyle açtı. Şunları koparsam iyi olacak. Su verelim çiçeğe. Ay tüh, çiçeği kopardım yanlışlıkla. Evet, sulayalım. Öyle bakalım. Günümüze başladık. Bir saattir içeride oturdum. Öyle hiçbir şey yapmadım. Güya bir şeyler toplayacaktım. Hiçbir şey yapmadım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Evet. Hamurumuz mayalanmış arkadaşlar. Bu yeterli. Bir saat mayalandı. Şimdi bunu tezgaha, unumuzu dökelim. Hamur matımı kaldırdım. Buraya seriyordum biliyorsunuz. Şimdi 10 bezeye ayırayım veya 11-12 artık bakacağım. Telefonumun şarjı da azaldı. Hemen fişe takalım. Ondan sonra 10 dakika üstü böyle bezle bekleteceğim. Hemen tavada fosur fosur pişireceğiz Allah kısmet ederse. Bir daha çıkmam karşına, sana son kez yazıyorum. Hatıra yeter bana, unutma ki dünya fani. Gelen Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni. Can bedenden çıkmayacak. Çıkarken şarkı dinleyelim.
dinlemeyi, söylemeyi acayip severim. Sizler de öyle misiniz? Şimdi hamur çok cıvık olduğu için onu toparlaması zor oluyor da. Yaşamıştık yıllarca. Şimdi açalım. Bezeler ayıcam. Mutluki dünya fani. Neden Allah alır canı? Ben nasıl unuturum seni? Can bedenden çıkmayınca. Mutluki dünya fani. Neden Allah alır canı? Önemli. Sosyal medyada yayınlayacağım ve özel bir tanıtım hazırlayacağım. Mesela şunu diyebilirsiniz. Kırşehir'den Tuğba. Böyle bahçık bitsin. Tatlı tatlı gel konuşalım. Gel aşkın gönlünü alalım. Çayı demledim. Tavanın altını yaktım. Şöyle kısayım birazcık ısınsın. Valla bulaşık makinesi gittiğinden beri elde yıkıyorum ya. Hemen yıka. Tezgahta küçük kurula yerine kaldır. Biraz zorluyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bugün niyeyse 7 tane çıktı ama ben büyük ayarladım galiba onunla ilgili böyle. Bir saniye şuradan unu alayım da. Yaren ceyran yapıyor. Ya benim odanın kapısı. Şöyle 10 dakika beklettim. İnşaat sesleri başladı yine arkadaşlar. Şöyle oklavayla yapmıyoruz. Elle daha güzel kabarıyor. Hafif birazcık daha unlayayım ellerimi. Bugün dediğim gibi unu, yani hamuru bayağı cıvık yaptım. Şimdi şöyle yapayım. Altını açalım. Geçen seferki gibi şöyle bazlama şov yaparız. Balon gibi kabarır inşallah. Geçen seferki biliyorsunuz çok güzel olmuştu. Şunu kapatayım. Beş taş veya baget, pırlanta yüzük ve pırlanta kolyeler hediye. Nasıl sünnileştirdi? Bu şehirde artık azınlık olduk diyen Çiçek Derman'dan Eski İstanbul'u dinledik. Kendi literatürünü kendi yazan akademisyen Süleyman Uludağ'la tasavvuf tarihini konuştuk. Malazgirt Savaşı'nın arkeolojisi, efsanesi ve tüm gerçeği aktüel tarihin seksüel güvencesiyle. Detaylar için setur.com.tr. En azından düzenlemesinde herkes kalbinden geçeni o şarkıya koyar ve şarkı gittikçe büyür. Yani oldum olası ben ekip çalışmasına inandığımdan bu gruptaki güzel genç arkadaşlarımı bana uyacağını düşündüğüm şarkılarına... Müket Duru şarkısı çıktı. Şarjım bitti. Bazlamalar arkadaşlar. Geçen dediğim gibi birazcık daha böyle küçük yapmıştım. 10 taneydi bu sefer. 6 mı 7 mi öyle bir şey çıktı ama çok sıcak şu an. Pamuk gibi oldular gerçekten. Bir tane şöyle altlardan açayım. Hatta şöyle soğuyanlardan mı alalım? Aynen. Telefonu bir sabitleyeyim. Sizlerle beraber içine de bakalım. Afiyetle arasına tereyağı sürelim. Götürelim. Doktor bana kilo ver dedi ama yok ya. Harika oldu.
İnanın saat 2'yi geçti. Telefonlarla lak lak yapmaktan bulaşıkları yeni yıkadım. Bunu birazdan kurulayacağım, kaldıracağım. Şöyle uykum geldi gibi oldu. O yüzden bir kahve yapıp açılmam lazım. İnşallah bu kahve beni kendime getirir. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle ufak fincanla yapacağım. O yüzden bir de bastık. Bir an şurası çalıştı zannettim. Hala da alışamadım da. Kahvem olsun bakalım. Bir tane çikolata, büyük de su koydum şöyle. Bambuları kaldırdım. İnşallah bugün daha fazla bir şeyler kaldırmaya çalışacağım. Kahvem oldu. Balkonda bir kahve içeyim, kendime geleyim. Bakın fincan küçük ya. Niye çok geldi? Büyük fincana basmışım. Bir tane ama büyüğe basmışım. Ortaya basmam lazımdı da. Neyse. Haydi bakalım. Dökmeden şöyle güzel güzel balkona gidelim. Yerler falan süpürülecek, silinecek. Neyse. Yemeğim de yok. Aha, kuş nereyi pisletmiş bakın. Havada bugün rüzgarlı. Evet, şöyle oturalım. Yine her zamanki gibi şöyle tepsimizi alalım. Bir saniye arkadaşlar, dökmeyeyim de. Suyu da bilerek büyük aldım şöyle. Ben biliyorsunuz su içemiyorum. Evet. Bana afiyet olsun o zaman. Kahvemi içeyim. Artık neler yaparım ben de bilmiyorum. Şunu da sileyim. Şimdi buralar böyle savaş alanı gördüğünüz gibi ama size şu iki koliden bahsetmek istiyorum artık bugün. Bu kolilerin geldiği bir 3-4 gün oldu ama ben fırsat bulup da sizlere bir türlü böyle anlatamadım. Buralarda da gördüğünüz gibi altta böyle mutfak eşyalarını koyduğum, orada aynı şekilde şu ablama gidecek bir elbise vardı. Orada yine ayakkabılar, yani her yerde bir şey. Bu aldığım tabakları da buraya koydum, açmadım. Şunu da Semacığım göndermişti bana. Buradan selam olsun. Bunu bu evde hiç kullanmadım çünkü böyle kapalı kaldırmışım, unutmuşum. Neyse, eşimden bu koliler niye geldi, neden geldi, inşallah birazdan oturacağım. Sizlerle onu paylaşacağım arkadaşlar. Bunlar Ağrı'dan geldi. Kahve içtim ama kahve de beni kesmedi. Hala uykum var. Saat 3'ü 10 geçiyor. Evet, kolileri şimdi size gösterdim arkadaşlar. Bu koliler neden geldi onları da açıklayayım. Birçoğunuz hatırlarsınız, Yaren'in sınavının açıklandığı gün söylemiştim. Canım başka bir şeye daha sıkkın diye özelden çok soranlar olmuştu. Önemli bir şey mi var? Niye böyle modun düşük? Niye böylesin falan diye. Ben de size kendimi toparladığımda, daha doğrusu hani zamanı geldiğinde söyleyeceğimi söylemiştim. O zaman bu zamanmış. Vallahi anca fırsat oldu. Böyle oturup da konuşmak istedim bugün sizlerle. Bundan bir ay oldu mu? Oldu tabii ki. Barış buradaydı. Eşimle bir gün kahvaltı yapıyoruz. Oturuyoruz. Bakın size diyorum ya, her zaman hani böyle her şeyi anlatamıyoruz. Bizim de içimizde yaşadığımız böyle çok ağlayarak sonra gözyaşlarımı silip de kamerayı elime aldığım zamanlar oluyor. Ben zaten yengeç burcuyum. Aşırı duygusal, aşırı ağlak bir insanım. Memnun muyum bu huyumdan? Değilim. Yani böyle huy değiştirme şansım olsaydı keşke, yemin ederim gamsız olmak isterdim. Çok isterdim hem de. Her neyse arkadaşlarım, şimdi eşimle burada kahvaltı yapıyorduk. Eşimin telefonu çaldı. İşte tayin çıktığını söylediler. Ben inanamadım. Sürpriz bir tayin oldu. Eşimin tayini çıktı arkadaşlar. Evet, ona üzülmedim. Niye üzülmedim? Benim eşim asker zaten. 22 senelik askeri personel. Allah'ıma şükürler olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bütün askerimizin, polisimizin, bütün güvenlik güçlerimizin. Onlar iyi ki varlar gerçekten. Onların sayesinde biz yataklarımızda rahat yatıyoruz. Her zaman da eşimle gurur duyuyorum. Sürpriz bir tayin oldu. Ağrı merkezdeydi. Ev kurduk biliyorsunuz. Yani güzel bir düzen kurduk ona. Çünkü ilk gitti bir ay bayağı bir çekti. Gerçekten çok zorlandı. Hani eve, düzene alışkın bir insan için çok zordu böyle eşsiz, çocuk olmadan, ev olmadan gitmek. Ama bu bizim tercihimiz oldu. Kızımızdan dolayı biliyorsunuz. Ondan dolayı hiçbir zaman pişman olmadık tabii ki. Eşimin de işinden dolayı böyle konuşmadığım şeyler oluyor. Şimdi Instagram'da bazen, hatta böyle birkaç kere yükledim eşimle beraber resimlerimi. Oradan işte hemen eşin niye sakallı, neden işte askeri personel ama sakallı, böyle sorular aldım. Ben bunlara işte cevap veremedim çoğusuna. Çünkü dediğim gibi işiyle ilgili şeyleri ben çok konuşma taraftarı değilim. Ne diyecektim? Diyeceğimi de unuttum. Şimdi böyle gülerek anlatıyorum ama gerçekten çok üzüldüm, çok ağladım. Barış benim kadar üzülmedi. Çünkü
O dedi ki ben askerim, ben çantamı alır her yere giderim, sen de üzülme dedi. O beni teselli etti, ben onu teselli edeceğimi o beni teselli etti. Neyse bir hafta oldu, evini boşalttı. Biliyorsunuz ki orada güzel bir ev kurduk, sizlere de çekmiştim. Ben orayı çok seviyordum. Ağrı'da ikinci bir evimizdi, ben iki kere gitmiştim. Nasipse yine gidecektim ama kısmet olmadı. Her şey nasip kısmet diyelim. Benim üzüldüğüm nokta, o ev gerçekten zor kuruldu. Ben buradan işte battaniyesiydi, yorganıydı, ütüsüydü, elektrik süpürgesiydi, çaydanlıktı, yolluklar, halılar, aklınıza ne gelirse yastıktı, tencereydi. Biliyorsunuz birçoğunuz beraber hazırladık, göndermiştim. O da kendisi işte çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü masası, çamaşırlık, artık yani kirli sepetine kadar her şeyi tamamlamıştı. Ama evimizi bozmak zorunda kaldık. Ben gidemedim, ona da çok üzüldüm tabii ki. Benim de taşınma işlerim olduğu için yardıma gidemedim eşime. O bayağı bir zorlandı. Normalde koltuk takımının L koltuğu vardı. Teklisi turuncu, diğer şeyleri gri, böyle bana yollayacaktı. Aldığımız ev 3+1 oturma odası olarak böyle yapacaktım. Ama biliyorsunuz ki bu son zamlardan sonra nakliye şirketleri maalesef ki çok yüksek fiyatlar çıkardılar. Yüzü aslarını geçince de ondan vazgeçtik. Eşim de ne yaptı? Komple evden sadece yastığını, battaniyesini falan aldım. Ben çok üzüldüm. Hele son gün, şimdi inşallah ağlamam da, ya bu özelliğimi cidden sevmiyorum. Böyle el sallarken eve resim çekmiş, ben o gün koptum. Diyorum ya, o beni teselli ediyor, ben onu teselli edeceğimi. Neyse evi boşalttı, bir haftadır da yeni görevine başladı. Şimdi hani nerede görev yapıyor, onlara çok detaylı girmeyeceğim. Hangi ilçede falan. Ama karakol komutanı olarak atandı. Öyle yani, Ağrı'daki evimizi kapattık arkadaşlar. Kapatmak zorunda kaldık. Ben dediğim gibi çok ağladım, çok üzüldüm. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Hep de konuşurken dışarıya bakıyorum böyle istemsizce, kusura bakmayın. Öyle yani, benim üzüldüğüm, günlerce ağladığım olay buydu. Sonra da dedik yani kendi kendimize, vardır bunda da bir hayır. İnşallah eşim için de, herkes için de hayırlısı olsun. Birçok kişi tayin görmüş çünkü. Bazen böyle sürpriz tayinler oluyor bizlerde. İnşallah hayırlısı olmuştur. Barış da diyor ki bak, gelmemen de varmış bir hayır diyor. Yoksa bu sene diyor ayrılacaktık diyor. Biz zaten dediğim gibi evladımız için ayrıldık. Her şey yaren içindi. Yine de öyle devam edecek işte arkadaşlar. Açıklayacağım olay buydu. Evimizi kapattık. Artık Ağrı'ya tekrar gidebilir miyim? Ben zaten iki kere köyde yaşadım. İlk gelin Adıyaman'ın Kahtan'ın Narince köyüne gittim. Çok güzel anılarım var. Evet, zor muydu? Zordu. Nemrut Dağı'na yakındık. Etekleri giyerdik Feyza'yla. Böyle markete falan giderdik. Ufak bir bakkalımız vardı. Market dediğime bakmayın. Kadriye ablamıza giderdik. Kadriye abla böyle tülbentler satardı, etekler satardı. Çok güzeldi. Bazen eşlerimizin yanına karakola kek poğaça yapardık. Orada işte kamelyamız vardı. Karakol komutanı eşi falan olurdu. Beraber otururduk. Güzel anılar biriktirdik. Keza Batman da öyle. Batman'ın yeri zaten ayrıdır bende. Görev yaptığımız her yerin yeri ayrıdır bende. Sinop olsun, Bilecik olsun. Bilecik'te kızımı kucağıma aldım. Ne bileyim, ben bir tek Hakkari'ye gidemedim. Bunları da anlatıyorum çünkü kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım var, bilmeyenler var. Hakkari sınır olduğu için gidememiştik. O zaman ben Zonguldak'ta ailemin yanında kalmıştım 2 sene. Bir senedir Zonguldak'tayım. Nasipse bir sene daha buradayım işte, kızımın sınav durumuna göre. Dünden beri de kafalarımız böyle çorba gibi oldu. İşte araştırma içerisindeyiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yarene bırakıyoruz tabii ki, son kararı o verecek. Öyle işte, çok konuştum. 7 dakikadır konuşuyorum. Tayinimiz çıktı yani arkadaşlar. Eşimin tayini çıktı, öyle diyeyim. Allah hayırlısıyla eşimle birlikte herkese görevini güzel bir şekilde tamamlamayı, güzel bir şekilde kavuşmayı nasip etsin. Rabbim tüm askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi korusun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Yani bu işte olanlar, eşi asker polis olanlar beni çok iyi anlarlar. Çok zor ama bir o kadar da çok güzel ve gurur verici tabii ki de. Öyle. Evet, şimdi ne yapayım? Şimdi ben şunların altı falan biliyorsunuz hep tabak çanak dolu ama onları ellemiyorum. Artık yarın mı haber gelir, öbür gün mü gelir? Bu ara böyle bıktırdım sizi. Evden sürekli haber bekliyorum ya, hep böyle dilimde. İstiyorum ki bir an önce yerleşeyim, bir an önce her şey bitsin. Deniz sezonu bitecek, daha ayağımı denize sokamadım. Ha, bu çok mu önemli diyeceksiniz? Değil tabii ki, canımız sağ olsun. Evet, böyle işte arkadaşlar. O zaman... Bakalım birazdan nerede görüşürüz. Belki sizlerle beraber markete gideriz. Bilmiyorum, su falan almam lazım. Ekmek almam lazım. Ben de bilmiyorum. Bir aklım dedi ki bir şeyler hazırlasam, böyle ablamlarla bugün sahile gitsek, otursak, semaver yaksak. Ama hiçbir hazırlığım yok. Bakalım.
Kaç saattir sesim soluğum çıkmadı. Sıcak su lazımdı. Kombim çalışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Aradım servisi. Görüntülü baktılar ama elektrikte bir sıkıntı var galiba. Gider ayak olan işe bakın yani. Gerçekten şaka gibi. Of, vallahi canım sıkıldı. Ben kombiyle uğraşırken Yarenciğimin canı fırında makarna istemiş. Bugün fırında makarna yapalım anne dedi. Gitti malzemeleri aldı. Beşamel sos yaptı güzel. 2 su bardağı sütle, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da unla güzel kavurdu. Makarnaları haşladık. Üzerine de kaşar peyniri rendesi döktük. Şimdi soğumadan içeri geçelim. Afiyetle güzel makarnamızı yiyelim bakalım. Kızımın ellerinden. Oy arkadaşlar, şu halıları şuraya geçirmekten başka bugün hiçbir iş yapamadım. Evi süpüremedim. Güya silecektim. Bu sehpaları biliyorsunuz, başımın belaları, aynalı sehpalar toz içinde. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü telefon trafiğim gerçekten çok yoğundu. Bugün Yaren'in dershane mi olsun, özel hocalar mı olsun, onu araştır, bunu araştır. İknur'cuğumla konuştum. İknur birileriyle konuştu. Onun daha çok bilgisi var. Bana dönüş yaptı. Hatta bilmiyorum, herhalde daha görüşemedi. Biriyle daha görüşüp bana dönüş yapacaktı. Telefon bekliyorum. Ama bugün uzun uzun konuştuk böyle. Eşim de bana soruyor. Dün bir yere gitmiştik Yaren'le beraber. İşte hangi hocalar varmış. Bugün İknur da soruyor. Yani Zonguldaklıyım evet, ama ben senelerdir burada değilim. Eğitimle ilgili hiçbir bilgim yok. Hani okullar hakkında da bilgim yok. Öğretmenler, hocalar hakkında da bir bilgim yok. Hani Yozgat'ta da gerçi öyleydi. Yozgat'ta da zaten taşındık. Yaren Fen Lisesi'ne yazıldı. Pandemi girdi. Biz öğretmenleriyle tanışamadık bile yani, biliyorsunuz. Bir de o da büyük bir kayıp oldu. Pandeminin olması, eğitimin uzaktan olması Yarenleri tabii ki de çok etkiledi. Ama bakalım. Yani iyi bir araştırmaya girdik. Birkaç gün içinde karar verip de hemen başlayacağız. Allah kısmet ederse. Öyle yani, bugün o yüzden kafam böyle davul gibi oldu. Üstüne bir de kombi bozuldu. Hemen kombinin üzerinde numara vardı. Bu arada Barış'ı aradım. Gülgül ölürsünüz. Adam ağrıdan ne yapacaksa bana. Dedim Barış, böyle böyle kombide hiç ışık yok. Hiç yazı yok. E dedi, ben ne yapayım şimdi eşim dedi. Sonra neyse, eşim dedi ki senlik bir şey değildir, sıkıntı yapma dedi. Yarın ararsın dedi. Ben dayanamadım. Kombinin üzerinde numara vardı. Hemen beyefendiyi aradım. 5 dakika sonra beni görüntülü arayın dedi. Allah'ım dedim ya. Sonra neyse direkt kombiye çevirdim. Beyefendiyi aradım. Zaten bağlayan beyefendiydi. Hani tanıdım. Dedim, gösterdim. Bana tarif etti. İşte sigortaya bakın. Oradaki sigortaya bakın. Ben zaten hepsine baktım dedim. Bir sıkıntı var. Hiçbir ışık, hiçbir şey yok dedim. Yani dün kullandım ben kombiyi. Hiçbir sıkıntı yoktu ki. Kombimi kapatmıyorum normalde. Neyse, elektriksel bir şeye benziyor dedi. Gelip bakmam lazım dedi. Nerede oturuyorsunuz dedi. İşte söyledim, Fatih Sitesi'nde oturuyorum diye. Ondan sonra yarın gelir misiniz dedim. Bayağı bir doluyuz. Ben şu an dükkanda değilim. Bakmam lazım dedi. Bana dönüş yapacakmış. İnşallah en yakın zamanda gelir. Zaten hani tamam taşınacağım ama bunu yaptırmadan da gidemem yani. Sonuçta yaz, kombi lazım biliyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar, böyle bir şeyler aksi gidince benim bütün motivasyonum düşüyor. Aslında bunlar telafisi olan şeyler ama işte bilmiyorum ya, ben böyle bir şeyim, ilgincim yani, her şeye bir kafam takılıyor. Demin Yaren de diyor, anne niye canını sıkıyorsun, olur falan diyor. Olacak inşallah. Öyle bugünü bu şekilde tamamladım. Telefon trafiğim yoğundu söylediğim gibi. Bugün size anlattığım gibi işte eşim de tayini çıktı, yeni yerinde, Allah'ımıza şükürler olsun. Görevine başladı. İnşallah hayırlısıyla da bitirmek nasip olsun. Bugün can sevciğim aradı. O da asker eşi. Buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Beni ilk günden beri takip eden arkadaşlarımın arasında. İzinde kendisi Adana'da. Seni epeydir böyle izleyemiyorum, doğru dürüst yorum yazamıyorum diyor. Canı sağ olsun. Böyle yazan arkadaşlarımız, Sibel Hanım da bugün yazmıştı Instagram'dan. Yeşim Hanımcığım, sizi izleyemeyeceğim diyor. Onda kayınvalidesi rahatsızmış. Vallahi ne güzel insanlar tanıdım, ne güzel insanlar biriktirdim. Allah hepinizden razı olsun. Zaten mesaj kutularına Instagram'dan da artık yetişemiyorum. O kadar yoğun, o kadar yazan var ki. Geri dönemediklerim alıma, sayfama yeni gelenler. Hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım inşallah severek, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve tabii ki ne yapıyorum? Her birinizi öpüyorum. Zonguldak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.